Önümüzdeki ay veya gelecek yıl neler olabileceğine hazır mısınız? Bir karmaşa çağında yaşıyoruz. Her gün dünya çapında endişe verici haberleri duyduğumuz bir çağ. Bunun kötü yanı da daha önce hiç görülmemiş sorunlarla karşı karşıya kalmamız ve sorunların her geçen gün garipleşmesi. Küreselleşmenin bir sonucu olarak her şey birbirine hiç olmadığı kadar bağlı. Bir ülke zarar gördüğünde etkisi muhtemelen o ülkeden kilometrelerce uzakta hissedilebiliyor. Bu belirsizliğin en iyi örneği yaşadığımız salgın. Bilim insanlarının bu durum hakkında pek bilgisi yoktu ve modern hayatlarımızı bu gibi bir duruma nasıl adapte edeceğimizi bilmiyorduk ve hala bu konuda zorluklar yaşıyoruz. Teknolojiyle birlikte şekillenen modern dünya sürekli gelişiyor ve ne olacağını tahmin etmenin hiçbir yolu yok. Bu belirsizlik birçok insan için büyük bir endişe kaynağı. Çünkü şu anda veya gelecekte ne yapabileceklerini veya başlarına neler gelebileceğini bilemiyorlar. Bu durum birçok insanın normal bir hayat yaşamasını imkansız hale getiriyor. İşte bu belirsizlik çağında nasıl daha iyiye gidebileceğimize dair bir rehber. Dünyanın belirsiz olduğu gerçeğini ve emniyette olma isteğinizi anlayın. İnsanların bir şeyleri bilme ve kontrol etme konusunda doğal bir içgüdüsü vardır. Bunu başaramamaksa rahatsız edicidir. Bu nedenle kaygımızı hafifletmek için komplo teorileri, asılsız bilgiler ve batıl inançlar gibi mantıksız kaynaklar aracılığıyla bilgi ararız. Bu sayede kendimizi en rahat hissedeceğimiz görüşü oluşturur ve buna tutunuruz. Çünkü beynimiz, ön yargılarımıza uyan bilgi parçalarını seçme ve geri kalanını görmezden gelme eğilimindedir. Doğru olan bu değildir. Çünkü tahminlerini verilere dayandıran uzmanlar bile çoğu zaman yanlış tahminlerde bulunurlar. Bu nedenle ister yeryüzüne çarpan bir göktaşı, isterse bir hacker'ın tüm bilgilerinizi çalması veya başka bir şey olsun, dünyada beklenmedik olaylar olabileceğini ve kaçınılmaz şeylerin er ya da geç yaşanacağını anlamak hayati önem taşır. Kendinizi güvence altına almanın tek yolu, kontrolünüzde olan şeyler hakkında sorumluluk almak ve gelecekte ne olacağını asla bilemeyeceğiniz için yaşadığınız anın tadını çıkarmaktır. Düşünce biçiminizi belirleyin ve buna göre hareket edin. Herkesin belirsizlikle başa çıkmak için kendine özgü yolları vardır. Bazıları karmaşıklık ve belirsizlikten büyük rahatsızlık duyarlar. Bazı insanlarsa karmaşık ve belirsiz dünyayı kabul eder ve onunla başa çıkabilirler. Açıkça görülüyor ki ilk kategorideki insanlar için hayat daha zordur. Bu yüzden biraz gamsız olmak iyidir. Bunun ilk adımı, evhamlı olduğunuzu ve dünya hakkında düşünme şeklinizi değiştirmeniz gerektiğini kabul etmektir. Bu kabul olmadan ilerleme kaydetmek imkansızdır. İşleri oluruna bırakmak bazen çok önemli ve gereklidir. Böyle düşünmek istiyorsanız alçak gönüllü olmanız gerekiyor. Bu şekilde düşünen insanlar geleceği tahmin edemeyeceklerini ve kararlar verebilmenin tek yolunun esnek olmak olduğunu kabul ederler. Bazı insanların tahminleri ters gittiğinde bile olumlu sonuçlar alabilmelerinin nedeni budur. Yani belirsizlik zamanlarında kesinliğe değil, esnekliğe ihtiyacınız vardır. Başlangıç için iyi bir alıştırma, arkadaşlarınızla bu yılın kalan ayları için birkaç tahmin yazmak ve ardından bu kağıdı saklamaktır. Yıl bittiğinde bu kağıdı bulabilir ve tıpkı diğer insanlar gibi ne kadar hatalı olduğunuzu fark edebilirsiniz. Mevcut durumunuzu kaderiniz olarak görmeyi bırakın. İnsanların gelecek hakkında şimdiki zamana göre hayal kurmak gibi saçma bir alışkanlığı vardır. Örneğin iyi bir işiniz olduğunu ve ekonominin çok iyi durumda olduğunu düşünün. Bu durumda birçok insan daha yüksek kazançlı, parlak bir gelecek görme eğilimindedir. Kaderimizin şimdiki zamanda yattığına inanıyoruz. Ancak hepimizin bildiği üzere hayat tahmin edilemez olduğu için durum böyle değildir. Her an her şey olabilir ve yeni duruma uyum sağlamak için yeterince esnek olmamız gerekir. Mesela işler iyiyse bunun kötüye gitme ihtimali her zaman vardır.
Benzer şekilde işler kötüyse zamanla durum çok daha iyi de olabilir. Bu nedenle mevcut durumunuzla kaderinizi bağdaştırmaktan vazgeçmeniz ve bunun yerine kaderinize ulaşmak için çalışmanız gerekir. Bununla beraber her şey size karşı olsa bile kaderinize ulaşmak için esnek olmanız gerekir. Duygusal zekanıza yatırım yapın. Duygusal zeka, kendi duygularınızı ve başkalarının duygularını tanıma yeteneğidir. Kendi duygularınızı ve başkalarının duygularını yönetebilme ve etkileyebilme olarak da tanımlanabilir. Duygulara hakim olmak, özellikle belirsizlik dönemlerinde güçlü bir ilham kaynağı olmanıza yardımcı olacaktır. Duygusal zeka, performansın en büyük ölçütlerinden biridir. Yüksek düzeyde duygusal zekaya sahip kişiler, kendi duygularını kontrol ettikleri ve başkalarının duygularını etkileyebilecekleri için diğer insanlarla etkili çalışırlar ve değişimlere daha kolay adapte olurlar. Gelecek odaklı düşünün. Bir dakikanızı ayırın ve mesela bundan 2 veya 5 yıl sonraki hayatınızı hayal edin. Ne hayal ediyorsunuz? Çoğu insan tek bir geleceğe odaklanır. Belirli adımları veya eylemleri gerçekleştirirlerse, yaşamlarının veya kariyerlerinin nasıl görünebileceğine odaklanırlar. Gelecek odaklı düşünenler, bunun yerine birden fazla gelecek hakkında düşünür. Kendilerini her türlü olası senaryoya ve çözüme açarlar. Gelecek planlarının merkezinde çoklu perspektifler yer alır. Alternatifleri aktif olarak değerlendirirler. Geleceğinizi tahmin etmenin en iyi yolu onu yaratmaktır. Hayatınız veya kariyerinizle ilgili ilk ve en iyi senaryonuz gelecek yıl işe yaramazsa, keşfedebileceğiniz başka bir bakış açınız var mı? Bu gibi durumlar için uzun vadeli bir perspektife ihtiyacınız var. Geleceğiniz hakkında uzun vadeli ve akıllıca bir karar verdiğinizde, etkili bir şekilde geriye doğru düşünür ve istediğiniz geleceği yaşamaya hazırlanırsınız. Bugün, hemen şimdi, önümüzdeki bir veya iki yıl içinde hayatınızda olabilecek her olası senaryoyu düşünün ve olası her senaryo için en iyi planı nasıl yapacağınızı belirleyin. Geleceği tahmin edebilecek veya her şeyi mükemmel bir şekilde planlayabilecek bir insan yoktur. Hayatta kalmak isteyen herkesin esnek olması gerekir. Hayatın kanunu budur ve bu durum doğada bile açıktır. En güçlü olan değil, en çok uyum sağlayan hayatta kalır. Gelecek için endişelenmenin bir anlamı yok. Dalgalarla savaşmak yerine onlarla hareket etmeyi öğrenmeliyiz. İzlediğiniz için teşekkür ederim.